Hepinize merhaba. Bu videoda sizler için kağıttan su kuşu fikirleri vereceğim. Öncelikle bilgisayardan sevdiğim resimleri çıkarttım ve şimdi bunları su kuşuya dönüştüreceğim. İsterseniz hemen su kuşularımızı yapmaya başlayalım. Benim yazıcımdan renkler biraz soluk çıktı. O yüzden resimleri tekrar boyuyorum ve canlı gözükmesini sağlıyorum. Eğer sizin yazıcınızda renkler canlı çıktıysa hiçbir şekilde boyamanıza gerek yok. Siz direkt olarak su kuşu yapımına başlayabilirsiniz. Videonun başında gösterdiğim resimlerin çoğuyla farklı şekillerde kağıttan su kuşiler yapacağız. Yalnız bu videonun çok fazla uzamaması için bu videoda sadece sizlere 3 tanesinin yapımını göstereceğim. Diğerlerini ise bundan sonraki videolarda izleyebilirsiniz. Ben resimleri bilgisayardan çıkarttım. Fakat sizin yazıcınız yoksa siz elinizle de çizebilirsiniz. Resimlerimi boyadım. Hepsi tam istediğim gibi çok canlı oldular. Şimdi su kuşilerimizin sağlam olması için üzerini kaplamamız gerekiyor. Ben bunun için şeffaf yapışkanlı folyo kullanıyorum. Ama siz isterseniz kolibandı da kullanabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda zaten kolibandıyla yaptığım su kuşileri de göstereceğim. Ama ilk etapta sizler için şeffaf yapışkanlı folyoyu gösteriyorum. Resimlerin ön tarafını şeffaf folyo ile kapladık. Şimdi arka tarafı için boş bir A4 kağıdının üzerine yine şeffaf folyo yapıştırıyorum ve her iki kağıdı üst üste koyarak kıskaçla tutturup resimlerimi keseceğim. Böylece hem ön yüzeyi hem de arka yüzeyi aynı anda pratik bir şekilde elde etmiş olacağız. Su kuşilerimizin ön ve arka yüzeylerini aynı anda keserek hazırlamış olduk. Şimdi yan taraflarını kolibandı ile yapıştırarak kapatmamız gerekiyor. Siz isterseniz kolibandı yerine selebant da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kolibandından bir parça alarak kenara yapıştırıyoruz ve aralıklı bir şekilde kolibandını kesip arka tarafa doğru kıvırıyoruz. Eğer yuvarlak bir kenarı yapıştıracaksanız kolibandını aralıklı bir şekilde keserken aralıkların biraz dar olması gerekiyor. Ama düz bir kenarı yapıştıracaksanız kolibandına kesik atmanıza gerek yok. Direkt olarak arkaya kıvırarak yapıştırabilirsiniz. Mesela gördüğünüz bu emojinin kenarlarını yapıştırırken her tarafı dönerli bir kenar olduğu için hep kolibandının etrafına kesikler atarak arkaya doğru kıvırıyorum. Eğer kenarları düz olsaydı kolibandına bu şekilde kesikler atmama gerek yoktu. Direkt olarak arkaya kıvırarak yapıştırabilirdim. Emojinin yan taraflarını kapattım. Geriye küçük bir boşluk kaldı. Bu boşluktan da boncuk elyaf dolduracağım. Boncuk elyafımı yeterince doldurduktan sonra geriye kalan bu boşluğumuzu da yine aynı şekilde kolibandıyla yapıştırarak kapatıyoruz. Böylece ilk su kuşimizi de tamamlamış oluyoruz. Tabii bu kağıttan yapılan su kuşilerin orijinal su kuşiler gibi olmasını bekleyemeyiz. Ama bunlar da en azından orijinal su kuşileri bize aratmıyor. Ve gerçekten hem güzel hem basit hem ucuz hem de oynarken çok eğlenceli oluyor. Ben hepinize kağıttan su kuşu yapmayı tavsiye ediyorum. Emojili su kuşimizi tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntüsü çok tatlı oldu. Elimle sıktığım zaman da tekrar yükselmesi bence kağıttan olmasına rağmen gayet başarılı oldu.
Şimdi cupcake'li olanı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yine yan taraflarını aynı şekilde koli bandıyla yapıştırarak kapatıyorum. Bu sefer cupcake'lerin içine sizlere değişik bir fikir olması açısından buzdolabı poşeti yerleştireceğim. Bunu da ne için yapıyorum? Belki elinde boncuk elyafı olmayan arkadaşlar vardır. Ben de o yüzden sizler için bunu denemeye karar verdim. Öncelikle buzdolabı poşetlerini ince aralıklarla kestim ve elimle açarak birazcık poşetleri kabarttım. Daha sonra sukuşimizin içine yerleştiriyorum ve açık kalan kısmı yine koli bandıyla yapıştırarak kapatıyorum. Bakalım sonuç nasıl olacak? İçine poşet yerleştirdiğim cupcake'li sukuşimi elimle bastırarak birkaç defa denedim arkadaşlar. Sanki poşetler sukuşinin içerisinde çöktü gibi. Ben o yüzden sukuşimin kenarını yeniden açtım ve içindeki poşetleri çıkarmadan üzerine biraz da boncuk elyaf ilave ederek yeniden kapattım. Bu şekilde daha çok hoşuma gitti. Ama içerisine belki birazcık daha poşet yerleştirseydik daha güzel olabilirdi. Ama ben boncuk elyaf ilave etmeyi tercih ettim. Yani bu cupcake'li sukuşimizin içine buzdolabı poşeti ve boncuk elyafın karışımıyla doldurmuş olduk. Bence bu da sonuç olarak gayet başarılı oldu. Şimdi donutlu olan sukuşimizi yapmaya başlıyorum. Bunun için yan tarafın bir kısmını koli bandıyla yapıştırdıktan sonra hemen orta kısma geçiyorum. Orta kısmı da aynı kenarlar gibi koli bandına kesikler atarak arka tarafa kıvırarak yapıştırıyorum. Orta kısmın tamamını yapıştırdıktan sonra kenardan yavaş yavaş doldurarak yapıştırmaya devam edeceğim. Donutlu sukuşiyi bu şekilde aşama aşama biraz yapıştırıp biraz dolduruyoruz arkadaşlar. Tamamen yapıştırdıktan sonra doldurmamız mümkün olmaz. Donutlu sukuşimiz de tamamlandı. Şimdi bütün yaptığımız sukuşilere tekrar bakalım. Burada videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videoda yaptığımız sukuşiler de bence çok tatlı oldular. Ben en çok emojili olanı beğendim. Siz hangisini beğendiniz? Yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Umarım bu video sizler için hem eğlenceli hem faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.